Arkadaşlar burası şimdi Atatürk Bulvarı'ndan 3 kat daha uzun bir yol aslında. 2 kilometrelik bir alana tekabül ediyor. 750 metre uzunluğunda. 750 metre uzunluğunda yan yollarıyla çok güzel bir çevre düzenlemesi olacak. Ve müteahhit yıl sonuna kadar bitirmek zorunda. Evet, biraz önce de takibini yaptık. Yıl sonuna kadar teslim edeceğini söyledi. 2 hafta içinde bazı işlemleri şey yapacak. Ve bunun sonuna kadar da takipçisiyiz. Artık daha fazla geç kalmasına tahammülümüz kesinlikle yok. Evet. Gerekli ikazı da yaptık burada. Doğru. Belediye Doğru. başkanımızla birlikte, başkan yardımcımızla birlikte. Buranın daha fazla gecikmesine tahammülümüz yok. Kütahya halkı olarak zaten tahammülümüz yok. Bu konuda gerekli ikazımızı da yaptık. İnşallah Ocak ayının içerisinde burada ilk araç geçişini de yapacağız. Yapacağız. Hep beraber. Evet. Ve Kütahya'mıza çok güzel bir alt geçit kazandırılmış olacak. Evet. İnşallah. Tabii bazı olumsuzluklar oldu. O olumsuzluklar da aşıldı. Yani çevresel faktörlerden kaynaklanan bazı olumsuzluklar. Doğru. Ama netice itibariyle Kütahya'mız çok güzel bir alt geçit kazanmış olacak. Ve insanlarımız güven içerisinde bu alt geçitten faydalanmış olacak. Yan yollarla beraber de güzel bir ortam inşallah bu sanayimizin de diğer yerlerle bağlantısını sağlayan güzel bir diğer şey olacak. Bütün asfaltlaması, çevre düzenlemesi bitti. Evet. Trenin diğer tarafı komple bitti. Tren yolu diğer tarafı da komple bütün bitti. Asfaltlama ve çevre düzenlemesi bitti. Bu tarafı da bitince inşallah yıl sonunda açacağız. Yıl sonunda açılmış olacak. Aralığa kadar teslim edilmeli. 31 Aralık'ta bitmeli yani. Böyle bir şey olmalı. Daha da fazla gecikmeye tahammülümüz yok ama gördüğüm kadarıyla işlem çoğu da bitmiş zaten. Yan taraflarda evet. Şey yapmışlar. Tabii. Tabii ki. Evet değerli basın mensupları, şimdi biraz önce sanayi alt geçidiyle ilgili bir incelememiz oldu. Şimdi de gördüğünüz gibi Atatürk Bulvarı'ndaki alt geçidimizle bir ilgili bir incelememiz var. Burada müteahhit firmamızın yetkilisi de birlikte. Şimdi burada inceleme yaptığımızda görüyoruz ki artık tünelden ışık gözükmüş ve bunu da müteahhit firma diyor ki zaten ben bir saat bir günde diyor burayı alabilirim. Yan taraflarda da gördüğünüz işlemler bitmiş durumda. Buranın betonu atıldı. Bir asfaltı inşallah kaldı. Evet. Müteahhit firmamız da söz verdiği üzere 31 Aralık 2017 günü inşallah en geç bunu teslim edecek. Daha önce de teslim etme imkanı olabilir. Aralık sonu itibariyle Allah nasip ederse buradan araçlarımızla geçeceğiz. İnşallah. Eskişehir'e, Ankara'ya doğru buradan geçeceğiz. Oradan buraya doğru gelinecek. Bu çok önemli bir kolaylık da sağlayacak bizim açımızdan. Kütahya halkımızın açısından. Bir kere hemzemin geçidi ortadan kaldırmış oluyoruz. Tren geçidi üst taraftan olmuş oluyor. Ve Kütahya'nın girişinde de böyle güzel bir alt geçitle girmiş olacağız. Ve Atatürk Bulvarı'na doğru bir çıkışımız olacak. Güzel bir alt geçit de bu anlamda sağlanmış olacak. Sabrın sonu selamettir. Tabii biraz gecikmeler oldu. Gecikmelerin sebebi de tamamen çevresel ve bu inşaat yapılacak, alt geçit yapılacak zeminden kaynaklı gecikmeler. Bu gecikmeleri de en kısa sürede hallettik. Ve müteahhit firmalarla ilgili gerekli görüşmelerde yaptık inşallah. 31 Aralık'ta da bunun teslimi olacak. Biz de bu anlamda müteahhit firma yetkilimize de söylüyoruz. Milletvekilleri olarak da bu işi takip ediyoruz. İnşallah 31 Aralık günü buranın da açılmasını inşallah bekliyoruz. Bugün Aralık'ın kaçı? 9'u. 9'u, 9 Aralık. İnşallah 20 gün içerisinde de böyle bir şeyimizi buradan aracımızla geçeceğiz. Ve Kütahya'mız güzel bir alt geçit kazanmış olacak.